Geçen hafta Eskişehir'de şehir hastanesine gittik. Muayene ve tedavi için. İlk kez bir şehir hastanesi görme fırsatı. Yani nispeten de şöyle bir inceleme fırsatı oldu. İlk izlenimim devasa kelimesi biraz az gelir. Yani içinde insan kaybolacak neredeyse. Baktığınızda hemen anlıyorsunuz. Bu inşaat parayı yememiş. Vallahi yutmuş yutmuş. Bir servisten diğer servise gitmek için neredeyse bir arabaya ihtiyaç var. Yani servislerin arası bile o kadar birbirlerine uzak. Lakin tabelaları ve işaret levhalarını o kadar güzel kullanmışlar ki kaybolmadan aradığınız yere ve aradığınız servisi kolayca bulabiliyorsunuz. Dedik ya, dev gibi ve muhteşem bir bina. Ya içindeki doktorlar için ne demeli? Bina çok muhteşem ama o muhteşem binalar kadar da içinde muhteşem doktorlar olması lazım. Randevu almak çok zor. 15 gün en az, bir hafta 10 gün, 15 gün telefonun başına oturdum randevu almak için. Hiç mümkün değil. Randevu alınamıyor. Ancak hiç sevmediğim bir olaya başvurduk. Torpille, bir tanıdık doktor vasıtasıyla ancak randevu alabildik. Bu işte hoş bir şey değil. Evet, Eskişehir'deki şehir hastanesi bitmiş. Şu anda hizmet vermeye başlamış. Hizmete de devam ediyor. Ve oldukça yoğun bir ilgi var ve son derece de kalabalık hastane. Peki bizim Kütahya'daki şehir hastanesinin durumu ne? Bir de ona bakalım. Şehir hastanesinin betonarme işleri neredeyse %100 tamamlanmış. 31 Aralık'ta da hizmete açılacağı söyleniyor. Mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmaları ise devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Sayın Sebahattin Ceyhun'un gazetelere ve basına verdiği beyanata göre inşaatta hava şartları müsait olduğu müddetçe çalışmaların devam ettiği, 300 işçinin hali hazırda çalıştığı, 1000 kişiyi hava durumuna göre bulabildiğini söylüyor Sayın Ceyhun. Asansör ve kazanlar gibi ekipmanların siparişlerinin verildiğini, 2021 yılın sonunda da hizmete girebileceğini belirtiyor. Bununla ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini söylüyor. Dilerim gerçekleşir. Kütahya'ya yeni bir büyük bir hastane gerçekten ihtiyaç var. Şehir hastanesi bittikten sonra da diğer hastanelerin devam etmesi yönünde de çalışma yaptıklarını vurguluyor Sayın Sebahattin Ceyhun. Ve Kütahya'mızda otel konforunda bir hastaneye kavuşacağını söylüyor. Otopark probleminin de yeni hastanenin açılmasıyla beraber hem açık hem de kapalı otopark olmak üzere çözüleceğine ilave ediyor. Şimdi gelelim bir de Kütahya Şehir Hastanesi'nin özelliklerine. Toplam inşaat alanının 150 bin metrekare olduğu söyleniyor. Şehir Hastanesi'ndeki odaların 159'unun tek kişilik yatak. Bu çok güzel bir şey. Tek kişilik 159 yatak. Yani bu 159 oda eder. 136 ise çift kişilik oda olarak dizayn edileceği söyleniyor. Hastane tamamlandığında 15 tane ameliyathane, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulanıyor hastanenin. Bu rakamlar süper bir rakamlar. AK Parti İl Başkanı Sayın Ceyhun, gazetelere verdiği bilgiye göre şehir hastanesinde, yine biz Sebahattin Bey'in bilgileriyle burada konuşuyoruz,
Her branştan 152 polikliniğin fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği söyleniyor. Bu dev gibi muhteşem yatırım ülkeme ve memleketime hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah tez zamanda açılır.